Şimdi şişe nasıl çekilir onu göstereceğiz. Bu eskiden kalma bir tedavi yöntemi. Şimdinin masajı, bir değişiği. Şişe için ispirto, pamuk, bardak. İsteyen daha sonra zeytinyağı, sıcak zeytinyağını bile fısıltıp masaj gibi yapılıp terlemesi sağlanıyor. İsteyen de böyle vikis gibi hani kremler sürerek hastanın iyileşmesi sağlanıyor. İlk önce ispirtolu pamuğu şu şekilde ıslatıyoruz pamuğu ispirtoyla. İstersen bir bardağı boşaltayım mı? Boş bir bardağı. Olur, tamam. Evet, pamuk bu şekilde ispirtalanıyor. Burada en çok dikkat etmeniz gereken şey, şimdi yakıldıktan sonra pamuğu çırpmanız lazım, yoksa hastanın üstüne dökülür. İstersen onu biraz daha uzat, hadi yanmasın. Ne? Bardaktaki dikkat et. Gördüğünüz gibi hemen oralarda ateş çıkıyor. Evet. Şimdi şöyle, zaten ben hasta olduğum için kurban benim. Şimdi rahat rahat izleyebilirsin. Hasta olmazsanız bu şekilde kabarmaz. Of. Bu arada yaparken bardağın içinde ateş olmamasına dikkat edin. Bazen ispirto bardağın içinde kalıyor. Hafif acı duyabilirsiniz. Böyle atarsan burada çektirmez böyle. Çektirirler. Ne çekti varsalar. O kadar hap içtik. İlaç kullandık. Çare olmadı. Tutsun mu biraz bırakır mısın da? Tuttum. Of. Şimdi ikinci partiyi yapıyoruz. Bir 5 dakika dinlendik. Bardakların soğumasını bekledik. Bardaklar soğuduktan sonra tekrardan yapılıyor. Zaten iki kere yapıldığı zaman daha sonra vikis, bengay ya da karabiberli yağ ile hasta masaj yapılır. Daha sonra terletilmesi sağlanır. Bu şekilde bayağı bir şifa oluyor. Tabii ilk önce doktora gitmeniz şart. Doktora gitmeden böyle şeyler yapmayın. Önce bir doktor tedavisini uygulayın. Bu da ek yöntem olarak bilen birisine yaptırırsanız faydasını görürsünüz. Ben şimdi biraz daha çekiyorum. İşte şişe çekme böyle oluyor. Yaparken ağrısı var. Yapıldıktan sonra hiçbir ağrı kalmıyor vücutta. Sadece morluklar kalıyor. Birkaç gün sonra onlar da geçiyor.
Hepinize çok geçmiş olsun.